Selam. Merhabalar. Nasılsın, ne haber? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Murat Alp'ti, evet. Değil mi? Ne kadar zamandır DJ'likle uğraşıyorsun ve nasıl başladı bu süreç? Yani aslında çok bir uzun bir süreç olmadı. Yaklaşık 2-2,5 yılı bulmuş olabilir diye düşünüyorum. Şu an artık zamanın bir şeyi kalmadı. O kadar değişik süreçlerden geçiyoruz ki. Bir arkadaşımın aslında tavsiyesi ve isteği üzerine başladım. Şu şekilde oldu. Ya işte sen zaten güzel müzik dinliyorsun. Müzik zevkin güzel. Bence bu işte uğraşsan güzel şeyler çıkartabilirsin, güzel şeyler yapabilirsin dedi. Ama onun üzerine bir anlık bir böyle evde işte sete bağlayıp 2 hafta boyunca kapanıp lan acaba yapabilir miyim deyip ondan sonrasında gerçekten bir şeyler ortaya çıkardığımızı gördük. Sonrasında Adana'da bazı mekanlarda böyle işte işletmesini tanıdığımızın yaptığı yerlerde falan biraz küçük küçük bir şeyler yapmaya başladık. Sonrasında bu süreç tabii birazcık daha evrileşti. Bir İstanbul'a atlamaya çalıştık. Orada da aslında güzel bir süreç geçirdik. Güzel, saygıdeğer böyle hocalarımızla diyeyim. Saygıdeğer hocalarımız. Tabii, tabii ki saygı. Onlar hoca ama artık yani oradaki bazı isimler bizim için hoca. Onlarla tanıştık. Onların bazı desteklerini gördük. Ama daha sonradan başka işler dolayısıyla tekrardan memleketimize döndük diyelim. Yani Adana'ya döndük. Şimdi burada devam ediyor işte kendi güzel, çapımızda. Süper, iyi gidiyor ama. Yani yolunda olduğunu düşünüyorum. En azından dinlemeye gelen insanların tepkisi veya onların söylediği sözler benim için biraz daha. Ben de onlardan biriyim. Teşekkür ederim. Onlardan da genelde hep olumlu bir geri dönüş aldığım için iyi gittiğini düşünüyorum. Ama ben kendime hiçbir zaman evet ben çok iyiyim, evet çok güzel bir iş yapıyorum, ya harikayız diye bir şey diyemem yani. Müzikte öyle bir şey yok yani. Sonu tabii yok hani bu olayın. Tabii ki de. Hangi tarzlar peki seni cezbediyor ya da hangi tarzlarda elektronik müzik yaptığını söyleyebilirsin? Yani şöyle aslına bakarsanız benim isteğim içimden gelen tamamen etnik ve etnik deep house biraz daha böyle evet biraz daha o tarzda çalmak veya o tarzda bir şeyler ortaya çıkarmak istiyorum. Fakat gel gelelim Adana'da birazcık bu işi birazcık memur gibi yapıyoruz Adana'da. Çıkıp 4 saat, 5 saat boyunca bir performans sergilemek zorunda kalıyoruz. Haliyle bunu yaptığımız ortamda insanların durumuna, ruh haline, bir şey mi yiyorlar, bir şey mi içiyorlar, şimdi ne yapacaklar ona biraz ayak uydurmak gerekiyor. O yüzden şu an her tarzı çalıyoruz diyebiliriz aslında Adana'da. Benim gibi çalan birçok arkadaşım da aslında aynı şeyi yapıyor. İlk önce bir tarzı kendine belirliyor. Onunla 1-1,5 saat geçirdikten sonra biraz daha geçiyor. Ama tabii ki de gecenin en iyi, en güzel duyguları yaşadığımız noktası da tek house, tekno çaldığımız noktalarda herkesle beraber çok eğleniyoruz. Evet, biraz daha dansın olduğu, biraz daha insanların ısınıp olayın içine girdiği. Evet. Çünkü bunda bence en güzel kısım o. İnsanların olayın içine girmesi işi güzelleştiriyor. Yani insanların gelip sabit bir şekilde durması veya sabit bir şekilde oturup bu müziği dinlemesi pek bu müziğe uygun bir şey değil aslında. Ama tüm Adana'da, DJ'ler seviyor zaten herhalde. Bu arada pardon sözünü yani, kestim ama böyle bir karşındaki kitlenin böyle bir ağ kopuyorlar ne falan. Ne iş yaparsanız yapın bir hizmet veriyorsunuz siz ve verdiğiniz hizmet müzik alanında ve o müzik alanında sizin yaptığınız işin o an takdir görüldüğünü veya insanların o an onunla eğlendiğini gördüğünüzde siz de daha çok eğleniyorsunuz. O yüzden bu size ayrı bir teşvik oluyor. Bu yüzden de tekno kısmını evet bundan dolayı daha çok eğlenceli hissederek, bu daha çok isteyerek yapıyorum. Ama dediğim gibi hani o etnik deep house kısmı biraz daha ruh halimi... Senin istediğin, evet, yapmak istediğin. Evet, o biraz daha ruh halimi yansıtan veya o tarzda bir konsept yaratıp bir şeyler yapmayı da çok düşünüyorum, istiyorum. Adana'da özellikle. Çünkü Adana'yı çok daha yeni yeni tanıyan bir şehir aslında bunu. Bu sektörü, bu işi, bu müziği. Yeniden kastım evet bir 6-8 yıl belki olmuştur ama
aslına bakarsanız çok kısa bir süreç. Yani fazla kitlelere ulaşması evet, daha yani yeni Adana'daki yeni olmaya başladı. Adana'daki gençlerin veya Adana'daki bizim yaş grubumuzdaki arkadaşlarımızın yaptığı şeyler hep şu, yani bu müziği dinliyorsak biz işte buradan Antalya'ya gidelim, İstanbul'a gidelim, İzmir'e gidelim. Hep bunu kovalıyorlar, hep bunu peşindeler. Aynı şekilde biz de aynı şeyi yapıyorduk. Çünkü hani belli bir kısıtlama var, belli bir sınırlama var veya bir ötesine geçememe var burada. Yani onu bir şekilde kırmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ben ve benim gibi birçok mekanda çalan arkadaşlarım. Zor bir süreçten geçtik gerçekten hepimiz. Pandemi sürecinden evet. geçtik ve bu süreç nereden baksan hala da devam ediyor. Nereden baksan da bizim işimizi nasıl etkiledi? İşte 3-4 ayımızı etkiledi aslında yani. Ve bayağı zorlandık hani. Her alanda çalışan müzisyenler olarak zorlandığımız bir süreç oldu. Ve bu süreçte bir sürü şey yapma fırsatımız da oldu aynı zamanda. Farklı şeyleri keşfettik. Ya işte sosyal medyanın gücünü bir kere daha gördük. Mesela işte ya da kendimizi geliştirdiğimiz bir süreç olarak görmemizi sağladı falan. Bu süreçte sen neler yaptın? Sen üzerine bir şeyler kattın mı işinin? Bir şeylerden beslendin mi? Daha farklı şeyleri dinleme imkanın oldu mu? Yani şimdi şöyle, daha farklı şeyleri dinleme imkanım. Ben fırsat buldukça hep bunu yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Hani bu pandeminin bana özel olarak veya ayrı bir şekilde kattığı bir şey olmadı. Pandemi sürecinde evet böyle harika şeyler ortaya çıkardım, şöyle yaptım falan desem yalan olur. Çünkü öyle bir süreçti ki psikolojik olarak da savaştığımız bir süreçti. Evet. Her şey durdu, bütün hayat durdu, bütün işler durdu. Öyle olunca yalan yok, evde ilk bir ayı kadar falan biz böyle bir bilgisayarda oyun oynuyoruz. Evet, yani çoğu zamanı öyle geçti çünkü bir şeye odaklanamıyordum. Yani en azından ben bir şeye odaklanamıyordum. Ben de bayağı depresyona yani girdim o şöyle süreçte. Bir şeye odaklanamıyordum. Evet, müzikle uğraştım ama onunla bir şeyi yaparken bir 15-20 dakika sonra onu bırakıp başka bir şeye başladım. Onu bırakıp başka bir şeye başladım. Hepsi biraz yarım yarım kaldı diyebilirim. Ha, ortaya bir şeyler çıktı mı? O sürecin bize kattığı bir şeyler oldu mu? Tabii ki de oldu. Müzik anlamında... Tabii ki de oldu. Herkes depresyona girdi. Hepimizin psikolojisi oldu. Hayır, değil mi? Nasıl hayatta kalacağız savaşı içindeyiz. Yok, depresyona şöyle, evet yani ilk başta psikolojik olarak biraz sıkıntısını yaşadım ben. Hastalığın o kısmını yaşadım. Çünkü evden çıkarken kapı koluna falan bile dokunamıyordum. Evet. Ev benim korunaklı bir alanımdı yani. Orada her şey tamam ama oranın dışında her şey çok zordu. Ama dediğim gibi yani kendi çapımızda bir şey yaptık. Onu biz pandemi olmasaydı da yapardık. Hani, evet. Ama anladım. Pandeminin özel olarak bana kattığı bir şey olmadı. Ben zaten sonra kendi ayrı bulunduğum işte ilk bir ay sonra açtım. Tekrardan onu yapmaya devam ettim. Normal hayat mücadelemize devam etmeye çalışıyorum. Bu biraz şey oldu ya. Emekçiyiz işte. Ama biraz öyle evet emekçiyiz ya. Yani. Yani çalışıyoruz sonuçta. Yani zaten Türkiye'de böyle bu tip işlerin hepsinin gitme tarzı genelde böyle oluyor. Yani evet. Müzikle ilgileniyorsan ekstra bir iş daha yapman gerekiyor ki. Maalesef. Evet, bir hayatta durabilme, bir mücadele içerisinde oluyorsun yani, her zaman. Ben bu sektörde evet çok yeniyim. Belki birçok kişiye göre belki birçok bilmediğim şey var. Ama bu sektörün içinde tanıdığım, bildiğim, var olan, hani Adana'da yaşayan, İstanbul'da yaşayan birçok insan var ve onların gerçekten ellerinde sadece bu olduğu için zorlandığını gördüm. Ya bu kötü bir şey. Türkiye açısından mı diyeyim artık veya bizim açımızdan mı kötü bir şey? Maalesef bir insan sadece müzik yaparak, sadece kendini o yönde geliştirerek, sadece kendine o yönde bir şeyler katmaya çalışarak bir sonuca varamıyor. Aslında tam tersi olması gerekiyor. Çünkü bunlar üreten insanlar. Keşke böyle olmasa ama içinde bulunduğumuz durum mu diyeyim, süreç mi diyeyim artık bizi buna itiyor biraz. Bu üzücü konudan çıktık. Evet yani. Birazcık dertlendik, kederlendik ama biraz. İçimizin kanadığı yaradan çıkıp şeyi sormak istiyorum. Nelerden beslenir Murat Alp? DJ'lik yaparken nelerden beslenir? Kimlerden, kimleri dinleyerek bir şeyler üretmeye başlar ve ürettiğin bir şeyler var mı? Senin yaptığın setler. Ürettiğim amatör set yani. Hı-hı. Set olarak değil ama hani şarkı amatör olarak uğraştığımız, evet yaptığımız bir şeyler var ama o tamamen hani kendi aramızda, arkadaş ortamında ve evde hani oturursunuz. Bu röportajda düzgün söyleyeceğim. Ben az önce şeye de şarkı diye sordum. Senin şarkıların var mı?
Seni şarkı. Ben de müzisyen olunca şey oluyor. Senin tracklerin var mı? Track. Aynen. Yok. Ben de şu an hani yayınladığımız en azından öyle bir şey mevcut değil. Çünkü dediğim gibi hani gerçekten müziğin dışında da bir şeylerle ilgilendiğim için şu an ikisini burada bir şekilde götürmeye çalıştığım için bir şekilde yoluna koymaya çalışıyorum olayı. Yani ortada ikisini de dengede tutmaya çalışıyorum. O yüzden şu an için yayınladığımız insanların dinlediği yani dinleyicilerin dinlediği öyle bir şey yok. Ama ileride neden olmasın aklımızdaki olan şeylerden bir tanesi tabii ki de. Etnik, neyden etkilendiğime gelesek de ya şöyle benim müzik dinleme tarzım çok geniş. Ben arabeskle dinliyorum. Ben ne bileyim yabancının yani rock da dinliyorum. Elektronik müzik de dinliyorum. Neyse abi diyeceğim. Yani, ne dinliyorsun? Müslüm Gürses evet, dinliyorum. Evet, Müslüm Gürses dinlemeyen bence yoktur ama şu an yani. Ben de dinliyorum canım. Dinlemeyenler de tekrar bir kendi düşünsün dinlemesini tavsiye ederim yani. O kırmızı çizgilerimizden biri. Dinlemeyenler de kendilerine çok iyi baksınlar. Kesinlikle, kesinlikle. Yani birçok sanatçıdan tabii ki de etkileniyorum veya onları dinliyorum ama dediğim gibi hani kendi yoğunlaşmak istediğim tarzlardaki sanatçıları çok beğeniyorum. Veya bu pandemi sürecinden önce onlar İstanbul'a veya herhangi bir yere konsere geldiğinde oraya gitmek için, onları dinlemek, canlı dinlemek için en azından her şeyi yapmaya çalışıyordum ve bir şekilde gittiğim birçok sanatçı o şekilde oluyordu. O yüzden peki şeyi soracağım, özür dilerim. Tabii. Bu etnik deep house kafasına, yani bunu istiyorum kafasına gelmenin o gidiş yolunda aslında Mezopotamya'da yaşaman, işte buradaki bazı yani, işte sosyal hayattaki bazı insanların vesaire filan katkısı oldu yani mu? Bu gerçekten notlarım içerisinde yer almayan bir soruydu şu şey, an kafamda. Doğaçlama oldu. Bu biraz şeye evriliyor aslında, coğrafya kaderdir cümlesi burada gerçekten bir kez daha ortaya çıkıyor. Olabilir tabii ki de, neden olmasın, çünkü hep en azından doğunun başlangıcında yaşadık diyelim. Burada evet, doğduk, burada büyüdük. Evet, başka şehirler, başka kültürler gördük bir şekilde. Ama o içten gelen bir şey belki hep o etnik, o melodiler, o ezgiler. Belki de evet çok sevdiğimiz şeyler. Fakat biraz da şöyle bir şey oluyor. Ben hep bu tarzı seven veya hep bu tarzı isteyen birisi değildim. Zaman biraz da evriliyor beni. Evriliyor aslında. Evet. Belki bir şeye doymuşluk oranına geliyorsun ve artık kendine başka şeyler arıyorsun. Ve o aradığın şeyde bulduğun şeyler çok hoşuna gidiyor ve evet artık tamam ben bu yönde ilerleyebilirim veya ben bu müziği tarzını her ismini dinlemeye çalışabilirim. Hani amatörü de profesyonel de. Ben o şekilde ilerliyorum. Hani hep bir tarz değil ama işte biraz dönem, aslında dönemle alakalı. Belki içinden işte o çıktığımız süreç bana belki bunu katmış olabilir. Teknik anlamda kendini nasıl geliştirdin diye bir sorun var aslında ama sen zaten alaylı bir şekilde o süreci az önce bahsettin birazcık. Hani evet, kendi kendine geliştirdiğini, bir setup alıp öyle evet, üzerine eğildiğinden bahsettin. Peki şey oldu mu, hiç şansın oldu mu yurt dışında bir wave rave'e katılma falan durumun oldu mu? Yurt dışında katılmadım, öyle bir fırsatım olmadı. Hep işlerden dolayı, çalışmaktan dolayı, fakat fırsat buldukça İstanbul'daki her sene en az 2 veya 3 tane festival anlamındaki etkinliklere katılma imkanım oluyordu. Onun dışında kişisel olarak sanatçılar gelip burada performans sergilediği zaman sevdiğim sanatçıları o şekilde kaçırmamaya çalışıyordum. İstanbul'da yaşadığım dönemlerde zaten mutlaka her hafta, çünkü oradaki imkanım daha fazla, orada her hafta mutlaka birileri geliyor. Yarı profesyonel, amatör veya profesyonel olarak birilerini dinleme imkanım oluyor. Onları dinlemeye gittiğimde onları izlemeye çalıştım. Onlar ne yapıyor? Yani bir yere kadar evet, tabii ki bir yerden sonra eğleniyorsun. Kendini gecenin akışına kaptırıyorsun. O ayrı bir şey ama. Ben bir ilk 3 dakika baktım oraya, sonra o ilk gelme aşamaları falan veya yani gece içerisinde de elbet bir noktada ona biraz böyle kilitlenip bakıyorsun. Eğer iyiysen tabii ki de. Ama o teknik anlamda evet, dediğim gibi destek aldığım arkadaşlarım tabii ki de oldu. Ama tamamen hani internetten bir şeyler izleyip bu işe mi yarıyormuş, bu işe mi yarıyormuş. İşte bilmediğin tuşu çevirip evet bu oldu falan deyip böyle okuyup bir şekilde videoları izleyip o şekilde biraz evet alaylı bir şekilde alaylı şey de olmuyor. Şey yapıyorsun, mide açıyorsun. Yani bilmiyorum yani onu işte o şekilde öğrendik, o şekilde geliştirdik. Hala da öğrenmeye çalışıyorum, devam ediyorum. Güzel. Bunu sormak istiyorum. Sen bir illaki buraya evet bu
işe gireli, bu işi yapmaya başlayalı belirli kısa bir zaman oldu. Ama senin belirli bir kitlen oluştu artık. Adana'da ya da işte İstanbul'da o denediğin süreçte. Sen bu kitlene devamlı olarak yaptığın performanslar ve işletmeler üzerinden mi ulaşıyorsun, yoksa bunun için yaptığın başka şeyler var mı? Yani bu kitleye nasıl ulaşıyorsun? Nasıl seni dinlemelerini sağlıyorsun? Yani şöyle, aslında bu talep çok fazla geliyor dinleyen bazı kişilerden. Ya işte internete de bunları bir şekilde kaydedip koyman lazım veya kaydet en azından bize ver, biz dinleyelim falan biz diye. Biz yapalım ya, o amele işleri bizim. Ama bunun için çalışmam var, evet. Bir şimdi SoundCloud üzerinde zaten bir iki parça var, yani bir iki set var. Oraya yönlendiriyorum zaten. Ama onun dışında zaten Adana içerisinde bakarsak sabit olarak her hafta veya işte düzenli çaldığım yerler var. İki veya üç tane. Oralarda zaten takip edenler... Zaten biz de dinliyoruz. Evet, oralarda takip edenler zaten şey yapmıyor, hani mutlaka bir hafta gelmese bir hafta geliyor. Birini gün gelmese diğer gün geliyor. Sağ olsun bazı arkadaşlar var, onlar her gün, her hafta veya nerede çalsak takip ediyorlar. Onlar da artık ya arkadaş, iyi arkadaş olduklarından ya da müziği sevdiklerinden diye adlandırabiliyorum. Ama bu şekilde buluşabiliyoruz. Onun dışında tabii ki de Adana içerisinde de özel etkinlikler veya festival tadında bazı tek günlük etkinlikler oluyor. Yakın zamanda bir tanesi de olacak. Orada da Zenit bulunacağım. Tabii ki de bildiğiniz üzere. Zenit'te de çalıyorsun değil mi? Zenit'te aynen. Evet, bir kere çalmıştım zaten. Kışındı, Pasaj'da ikinci partileriydi yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı keyifli geçmişti. Şimdi tekrar. Şimdi tekrardan, şimdi daha Aqua Park'ta. Buradan Zenit öncesi yayınlanacaksa çağıralım. Yoksa umarım gelmişsinizdir diye. Murat Alp'in hedefi nedir? DJ'lik konusuyla alakalı Murat Alp'in gitmek, olmak istediği yer, kendini gördüğü işte 5 yıl içerisinde kendini nerede görüyorsun? Yani şu ortamda kendimizi bir hafta sonra hiçbir yerde göremiyoruz ama çok zor bir yerlerde görmemiz. Çünkü bunun işte etkinlik düzenleyen taraftaki arkadaşlarımız olsun, biz olalım. Hep şu, her gün sabah uyandığımızda şu konuyu konuşuyoruz neredeyse. Ya işte hayırlısıyla şunu bir atlatalım, hayırlısıyla şu günü bir görelim. İşte hayırlısıyla mı? Ya çünkü bir sonrası olmayacakmış gibi günler geçiriyoruz. O yüzden biraz böyle... Bu soru normalde de çok ütopik bir soru cevap açısından. Çünkü ya evet, ben şurada görmek istiyorum dediğimde çok... Her sorun beğenilmek zorunda değil yani. Yok, hayır, biraz mantıkla yaklaşan birisi olduğum için veya biraz daha gerçekçi birisi olduğum için ben şu an bulunduğum konumdan ve bulunduğum yerden gayet memnunum. Bunu bir tık öteye taşımak için tabii ki de kendimce girişimlerim olur. Taşırsam çok mutlu olurum, çok sevinirim. Bunun için tabii ki de bazı çalışmalarım var. Ama mutlaka şuradayım diye bir tabirde bulunamıyorum. Ben şu anki durumumuzu kaybetmeyelim, bana yeter demeye başladım artık maalesef. Takip ettiğin etkinlikler, aslında bu sorunun altında yatan, sormak istediğim asıl şey, işte bazı etkinlikler var, bazı wave'ler var, rave'ler var. Oralarda belki gün gelecek biz diyeceğiz ki Murat Alp burada çıkıyor falan, süper. Hani var mıdır takip ettiğin etkinlikler? İşte Circle, işte Tomorrowland falan, bunlar hepimizin artık yani bildiği. Yani dediklerin tabii ya. Ben Dynamic'te olmayı düşünüyorum mesela. Bir Solomon'la bir görüşmemiz oldu Solomon. Ama o farkı. Öyle. Aynen. Adliyet gönlümü kapatıyor yoksa. Yoksa olacak. Ya tabii ki de bu saydığın özellikle. Biz aynı zamanda verebilir misin böyle birkaç isim? Şu isimlerden ben gerçekten besleniyorum. Hayır, veremem. Ben şarkı paylaşma ve sanatçı paylaşma konusunda birazcık şey bir insanım. Bencil miyiz? Aynen, bencil bir insanım. Çünkü bazı çok beğenip çalmadığım şarkılar bile oluyor. Çünkü öyle biraz. Ben o konuda biraz psikopat bir isimim yok. Tabii ki de öyle değil ama. Ben gittikçe bozuluyorum ama. Hayır, veremem. Ne olur bir yerde beni atla ya. Şahit. Ama yok, saydığın etkinlikler, sen konuşurken bile düşünemediğim etkinlik. Yani o Circle, işte o Tomorrowland'lar veya benim bahsettiğim Dynamic falan, hani bunlar biraz üst düzey yerler. Buralarda olmak biraz daha, nasıl söyleyeyim, tamam. Ya bence hiç böyle bakma yani. Çok bence ekstra, pozitif. Çok hayır. Ay, ben öyle bakıyorum. Çok ekstra şansların ve çok ekstra yeteneklerin olması gerekiyor ki kendini oralarda görebil. Ama tabii ki de Türkiye içerisinde isim yapmış bazı yerlerde yer almayı isterim. Beklerim, düşünürüm ama şimdilik yerel olarak takılıyoruz. Nereye gideceğini hiç bilmiyorum. Dediğim gibi umarım hepimiz bir yerlerde bir şekilde bir gün
Başka bir konumda. Başka bir konumda karşılaşıyoruz. Bunu demem lazımdı bu röportajda var. Yeni başlayanlara önerilerim var mı? Ben de mesela yapmak istiyorum. Bana öneriler de bulunuyor. Ben nasıl DJ olabilirim? Ya şimdi birileri sana gelip böyle şeyler soruyor mu abi işte? Ya işte mix diyorsunuz falan. Ya yapıyorsun nasıl oluyor ya vallahi falan. Gelip söylentiler arasında işte gelip istek yapanlar oluyor. İstek sen yapanlar. Çok enteresan bir şarkı çalarken Türkçe şarkı çalanlar isteyenler oluyor. Ben eve bir setup aldım ufak bir şey. Bana da bir şeyler gösterir misin? Ama o an istiyor yani. Yaparken, gece çalarken. Çok enteresan istekler sen oluyor. Sen de büyük ihtimal şöyle yeni yapıyorsun. Yani herkese tıkırmadan veya bir şekilde bozmadan bir şekilde cevap vermeye çalışıyorsun. Yeni başlayanlara bir tavsiyem. Ben dediğim gibi hani ben de yeni başlayan kategorisine girebileceğim için öyle bir şey atıp kesemem ama bu tamamen şeyden geçiyor. Çok araştırmaktan, çok izlemekten, çok okumaktan ve bu işi gerçekten isteyip buna emek vermekten geçiyor. Bu hayatınızda ne yaparsanız yapın aslında geçerli. Yani bir şey yapmak istediğinizde bu müzik olsun veya başka bir şey olsun. Emek vermen gerekiyor, aynen, uğraşmak gerekiyor. Öyle, ve evet. Şunu tavsiye edebilirim sadece. Birilerinden bir şey görmek veya ondan bir şey beklemek değil de şu an teknoloji çağındayız, kendin internet çağındayız ve diyorsun. Gerçekten yapmak istediğiniz her şeyi tek bir tıkla bulabiliyorsunuz. Tek bir soru yazıyorsunuz bir arama motoruna ve onun hakkında binlerce şeyle karşılaşıyorsunuz. O yüzden çok basit aslında. Sadece birazcık emek, birazcık zaman ve oraya yönelmek gerekiyor. Başka bir şey yok. Süper. O zaman buradan Murat Alp'i dinleyecek olanlara Zenit'te bekliyorum. Ruh Project'in içinde gerçekten takip etmenizi öneriyorum. Ben de dinliyorum uzun zamandır. Çok güzel çalıyor bence de. Teşekkür ederim. O zaman Ruh'tayız. Ruh'tayız, aynen. Aynen, okey.